Mersin baklavasının kokusunu da adını da uzaktan duyduk. Seyittik geldik. Namlı dediler. Özelliği nedir bu Tavas'ın baklavasının? Tavas baklavasının özelliği her katı cevizli, odunlu fırında pişmesi ve doğal şeker kullanılması. En büyük özelliği budur. Kaç kat? 40 kat. 40 kat? 40 kat. Cevizle bağlılığa ne oluyormuş? Yapacak bir şey yok. Yani vatandaş yesin. 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 Bugün Denizli Tavas'ta. Kadim Türk yurdu, Yörük yurdu Tavas'ın merkezindeyiz. Mustafa Veriş'in lakabı, evinde misafiriz. Çalıköylü Mustafa. Çalıköylü Mustafa'nın evindeyiz. Namı değer. Denizli Tavas'ta 40 yıldır sazı elinden düşürmeyen Abbaklar'ın İsmail Çiyancısı şimdi kendi yazıp kendi yorumladığı türküyü söyleyecek. Köprünün altı milli olur. Milli olur. Köprünün altı milli olur. Amanın küçük kızlar dilli olur. Yavrum küçük kızlar dilli olur. 15'ine gelince amanın yürüyüşünden belli olur. Yavrum yürüyüşünden belli olur. 15'ine gelince amanın yürüyüşünden belli olur. Yavrum yürüyüşünden belli olur. Milli milli çay milli, amanı oynasın hanım güllü. Kahveye geliyorsun, oturacak insan da yok yani. Bir de yer göstermeyeler, büyük yok küçük ya, belli değil ya. Yok, saygı, zaten şimdiki nesil, bu yeni nesil bilmiyorum. Böyle saygı, sevgi hiç bilmiyorum İnsandan yani. İnsandan ya. Biz babamızın yanında... İyi öyle de, ayağımız uzatıp da oturamazdık bu ya. Çocuklar büyürken. Vallahi böyle bak. Yürenin, doğuranın, duzlayanın, okudan hiçbir suç yok. Çocuklarımızı televizyonlar kaptı. Evet. Abidik gubidik diziler kaptı. Artık çocuklar bizden çıkıyor. Çocuklarımızı çalıyorlar. Kendini götürmeler ama aklını çalıyorlar. Evet. Dolayısıyla çocuklarınıza dikkat edin. Sonra. Mustafa Veriş, şöyle adam baktım boyu postuna arkadaş. O adam... İnsan yetiştiriyor, hayvana benzermiş. Deve ile atla bir ilişkin var mı? Az yukarı yukarı gittim. Küçükten beri atların için büyüdüm. Öyle mi? Atların olur. Dedem zamanında öküzler vardı, çift sürü öküzler. Hı. Babam öküzlere tabii iş olunca da at aldık. At aldı. Gara sabanı bıraktın, demir sabana geçtin. Demir saban, hatta bu dışarıdaki de demir sabanım var. Var. Şimdi at insan gibi değil mi? Kardeş gibi. At, iş arkadaşın atın zaten. Atın zevk başka. Yoldaşın zaten. Tabii canım ya. Çocuğum ondan geçti bütün. Ulan at, avrat, silah demişler. Evet, doğru. Silah var mı lan? Silah var da silahı pek kullanmam. Yani avuz merakım yoktur. Böyle var tüfeğim var gerçi de. Böyle eller gibi pat küt atıp durmam. Peki, at yarışlarında rafan giden mi, tırıs giden mi, dört nala giden mi? Hangisi ya, daha iyi? Rafan giderim. Rafan geçecek. Rafan'ı giderim. Tavas'ta yaren devam ediyor. Sazımız, koltukta oğlumuz var. Önünde Tavas zeybe oynayan var. Baba Mustafa Veriş... Oğlan Hasan Veriş. Baba oğlun zeybek oyunu izleyeceksiniz. Ben de çocukluğumu hatırladım. Biz de baba oğul oynardık. Vur davulcu. Thank you.
Var ol. Şimdi ustaların ustası geliyor şimdi oynamaya. Seni bir tanıyalım. Benim ismim Mehmet Çöm. 80 yılından 2011 yılına kadar aralıksız halk oyunlar kursu verdim. Şimdi yük katamana sarılır. Heh. Eşek 5 kilo, katır 8 kilo, deve bir mut götürür. Evet. Adam seni deve yerine koymuş, bir mut yükü yüklemiş. Yani biz taşır diye. Şimdi mutu götüren kileyi de götürür. Tavas'ın oyunu olarak Tavas sebebi, ağır Tavas. Bizim bu Tavas merkezde oynanan, köylerimizde oynanan kırık Tavas vardır. Evet. Aydın buna bize karşı yeni Tavas çıkardı, onu biz kabul etmiyoruz. Evet. Ondan sonra Yağar Yağmur var, Tavas'ın oyunu. Evet. İbrahim Uslu Zeybe'yi var, onu 1987 yıllarında işte Süleyman abim de bahsetti. Biraz evet. O Hayışoğlu olaylarından, o İbrahim Uslu var. Onu toparladık, derledik, ortaya çıkardık. Bu bizim Bardo Yörüsü dediğimiz yerde Bahçe, Balkıca tarafından şey olduk. Oralarda kalmış bu, hiç çıkmamış. Ama onu çıkardık, düşündük. Ben de 1997 yılında ilk videomu Amerika'ya gönderdim. Evet. 2000 kişiye Tavas oyunları attın. Peki 30 yıl diyorum bak. Peki Zeybek dışında başka oyunları var mı hareketli? Yok. Ama Aydın Zeybeği, Muğlu Zeybeği, Harmandalı Zeybeği, Ankara Zeybeği, ondan sonra Tavas Zeybeği, İbrahim Uslu Zeybeği. Ya şu Dirmil'in çalgısı gibi, Sepet Çoğlu onlara gibi. Onlara şey yapmam. Yani çünkü oynak kıvırak kıvırak ha oynamam oynarım. Şimdi şöyle kadın oyunları var. He. Yani kadın oyunu oynamam diyeyim. Oynamam. Erkek oyunu oynayacağız. Tabii erkek oyunu oynarım. Oynamam. Kadınlar kadın oyunu oynasın. Herkes kendi şey kendi bilsin. Zaten biz de oğlanlarımız erkeklerimiz babası dedesi gibi oynasın. Kızlar anası nenesi gibi oynasın diye yola çıktık. Yar yamar yer ya. Olur aman aman uçandan kuşlar bir dönem sarhoş olur uçandan kuşlar bir dönem sarhoş olur. Bay da içen bir hoş olur aman aman ah gidip baygın baygın ben olaydım kokulayacak Gonca gül ben olaydım. Azerbaycan'ın Gobostan dağlarında 8 bin önce Zeybek bu oyunun figürleri var. O günden beri oynuyoruz.
tek diz yere vurulur. Çift diz namazda vurulur. Tek diz zeybek oynarken vurulur. Bir de pehlivanlar peşref çekerken yere tek diz vurar. Yere diz vurduğunda yeryüzü bizim. El kaldırdığında gökyüzü bizim. Dönerken dünya bizim dersin. Bunun kökü nereden gelir? Oğuz Kağan evlatların adına yerin göğün atlarını vermiş. Ay, gün, yıldız, dağ, gök, deniz de. İşte yer gök Türk'ün demek boyun. Tabii Kurtuluş Savaşı'nda düşmana tek dizi yer orta kurmana tak dediğinde düşman gittiğinde kalkarken nesline bağımsız bir devlet veriyorum. Ülkeyi kurtardım diye heybetli kalkar. Adeta savaşır zeybek oynarken yörük. Zeybek bizim, halay bizim, semah bizim, horam bizim. Hepsi bizim. Bütün bu oyunlar Anadolu'nun her tarafında yaşatılmalı. Şu karşıdan gelen kıza bakmalı. O beyaz gerdana yar yar altın takmalı. Senin için şu urfaya yakmalı. Öldürdü de beni senin ceylan bakışın. Yandırdı da beni senin ceylan bakışın. Senin için şu Urfa'yı yakmalı. Öldürdü de beni senin ceylan bakışın. Örneğin mercimek. Şurada Kızılcabölük, Vakıf, Karhisar, üç köy var. İkisi kasaba, biri köydü. Bunların ürettiği mercimek Ege ve Marmara'ya yetecek şekilde. O kadar çoktu. Burada mercimek, bunlar kalktı. Mercimek Denizli, Tavas'ın köylerinde. Nohut da kalktı. Nohut da mercimek üretimi de, Türkiye'ye doyuracak şekildeydi. Evet, onlar kalktı. Şimdi üreten yok. Şimdi sadece ayçiçeğinle mısıra yöneldi. Son 3-5 senedir. Bu sene onlar da yere, yani zarar ettirdi çiftçilere. Köylü üretmeyi vazgeçerse şehirli aş kalır. Aş kalmayacaksanız köylünün dediğini tutun. Üretimi destekleyen. Lafın harman olmaz, tekrar biz müzeye geçiyoruz. Efeler! Başların karalıdır aman eminem. Gözlerin belalıdır canım eminem. Ben sevdim eller aldı aman eminem. Yüreğim yaralıdır canım eminem. Eş
şarbın düştü baştan aman eminem. Toprağın düştü baştan canım eminem. Kara kaşlar değil mi aman eminem. Çıkardı beni baştan canım eminem. Sen gölgenle kavga eden adamsın. Bazen bir çatara koparıyorsun. Örtesini düzeliyorsun. Akşam gavul, sabah savul hesabı. Güzel adamsın ya. Evet. Senin ben sırrını çözdüğüm için ben iyi geçiniyorum. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar. Muhammed Kahraman gibi adamlar düz adamdır. Bu adamlara yalan atman, üç kağıt atman. Herkes atman yalanı. Atabilirsin de bu tip adamlara atman. Bunlar darılıp güceniyor. Kahramanı hiç atman. Bunlara yalan atman. Diyorlar ki bana bu inatçı adamlar, kekeç adamlar nasıl geçiniyor? Ya adamlar yalanı sevmez, ben onları yalanmayı beyin. Olaya aşılıyor. Üç kağıt etmen, kandırmayın. Kandırsan kavga edecek, benimle de gidecek. Adam gölgesine kavga ediyor. Evlerinin önü kaya, evlerinin önü kaya. Kayadan bakarlar aya. Bin gidelim Dorutay'a, gel gidelim emmim oğlu. Bin gidelim Dorutay'a, gel gidelim emmim oğlu. Annen duyar, baban duyar, annen duyar, baban duyar. Arkamızdan atlı koyar. Gelen atlı canlar kıyar, ben gidemem emmim kızı. Yaren güme tava sadım, güvencimle anılırım. Kavunlarımda mak tadım, canımsın sen yaren güme. Kavunlarımda mak tadım, canımsın sen yaren güme. Özay gönlüm üstadımdır, Nuri Efe baş tacımdır. Zeybeğimle coştururum, kavas benim diğer adım. Kadim Türk yurdu, Yörük yurdu, Denizli Tavas Avdan köyüne geldik. Şu anda Ali Avdan Dede Türbesi'nin önündeyiz. Bu topraklara gelip benim kanımın aktığı yerde, şehit olduğum yere gömün diyen Ali Avdan Dede burada şehit oluyor, buraya gömülüyor. Şimdi o türbeyi yakından göreceğiz. Tavas'ın Avdan köyündeyiz. Adını Ali Avdan Dede bir ev ermişten, Eren'den almış. Köyün muhtarıyla beraberiz. Seni bir tanıyalım. Adım İlhan Kulaç. 04-04-1964 doğumluyum. Saatini söylerim zaten. O kadar eminim kendimden de. Avdan köyünde doğmuş, büyümüş. Burada geçi, koyun, hayvan gütmüş. Bir birey olaraktan, köyümüzü savunan, doğacı olaraktan, yaşantımızı sürdürme için mücadele yapan bir muhtarım köyümüzde. Köy neyle geçinir?
Köyümüz hububat, arpa, buğday, nohut, tütün. Herhangi başka gelirleri büyük baş yok, ufak baş hayvancılıkla geçinir. Geçik oyunda var. Evet, ufak başla. Peki ektiğinizin, diktiğinizin, emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Köyün ekonomik durumu nasıl? Aslında daha önceleri çok güzeldi. Ne kadar kuraklık olsa da bizim bu topraklarımız güzel olduğu için kuraklık yaşamıyorduk. Toprak bereketli. Bereketliydi evet ama şu an girdiler çok fazla olduğu için insanlar hep nereye gittiler? Şehir marabalığı gittiler. Marabala. Marabala. Köyde kendi kendine patron olan, ürettiğini tüketen köylü, yörükler şimdi başka kapılarda elin günün amalesi hizmetkar oldu. Bu gidiş, bu duruş iyi değil. Hiç iyi değil. İyi değil. Hiç iyi değil. Peki okuyan var mı köyde? Okuyan 10 seneden bu taraf çok az. Daha önceleri bu bizim Tavas'ın. Köylerinde Tavas'ın merkezi dahil en fazla bürokrasi bizim bu köyden çıkmış. Okuma neden azalıyor? İnsanlar artık gününü kurtaramıyor ki çocuğunu okutabilsin. Yani şimdi peki yeni neslin geçiye koyuna tarlaya tokada tamahı var mı? Yok o da yok işte her maalesef. Her yerdeki bunlar da hazırcı. Hazırcı herkes evet. Evet. Masa başı işi olsun. Evet çobanımız da var. Evet. Özel Bey buyurun. Ne var bu? İyi mi? Yüklü deve dinlenmez. Gezecek, görülecek çok yerimiz var. Bizimle devam edin. Zeytin'in merkezi yapılmak istenen Denizli Kale göl başındayız. Üreticiler ürettiler. Zeytinleri kavanozlara kattılar. Dadına bakanlar var. Dadına bakanları bir tanıyalım. Onlar birinci, ikinci, üçüncü seçecekler. Siz tanıyalım. Ben Emine Orpak. Buranın zeytin yetişmesinde katkısında bulunduğu için çok teşekkür ederim. Gerçekten ülkemiz için, geleceği için zeytin bir hayat meselesidir. Bu zeytinyağından da çok iyi faydalanmamız gerekir. Zeytinler gerçekten çok kaliteli. Üretenlerin de ellerine sağlık. Seçmekte bayağı bir zorlanacak gibiyiz. Jüri ağzının tadını biliyor herhalde. Evet, gerçekten karnımızı doyurmasak iyiymiş ama bunlarla birlikte de doyacağız. Çok evet, kaliteli çok ürünler. Biz de çok teşekkür ederim. Evet. Tanıyalım. Sevgican Olçum. İyisini seçiyorum. Efendim? Tadına mı bakıyorsun? Evet. Yağına mı? Duzuna mı? Her şeyine bakıyorum. Zeytini en çok yapan kadındır. Kadınlar da jüride. Çünkü onlar ağzının tadını bilir. Siz tanıyalım. Ben Günnur Alıkma. Gölbaşındanım. Şu an çok güzel zeytinler. Zorlanıyorum hangisi güzel diye ama hepsi gerçekten birbirinden çok güzel zeytinlerimiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. Notlar yazılıyor, puanlar veriliyor. Zeytin sahipleri bilinmiyor. Sadece numaralandırılmış. Siz tanıyalım. Kimin olduğu belli değil. Ramazan evet. Ramazan Çal. Evet. Adaşız. Adaşız. Dininize, imanınıza, obalı boynunuza, çapar kürek yanınıza doğru karar verecek misiniz? %100. %100. %100 vereceğiz. Biz bu işin ustasıyız yani. O kadar. Tabii canım. Allah Allah billah ya. Aynı la. Evet. Seni tanıyalım. Enver Ortaveri. Gölbaşı vatandaşıyım. Şimdi zeytinin iyisini biliyorsun. Evet. Ağzın tadını biliyorsun. Evet. Zaten şöyle bakmıyordum enseyen arkasına. Bir yerde çalgı orada kalkı. Tabii. Davulun evet. Atıyor yeri montu yere gitmişsin. Evet. Bunlar ağzının tadını biliyor değerli seyirciler. Jüri. Bu iş bilenler, ağız tadını bilenler puanlama veriyorlar. Vefa sevap bunların üstüne. Burada amaç bu yörenin zeytinini dünyaya, ülkeye duyurmak. Yörük kızı gelmedi, çorabımı örmedi. Yörük kızı gelmedi, çorabımı örmedi. Garip mi garip kaldım, selam bile vermedi. Garip mi garip kaldım, selam bile vermedi. Çayını da demledim. Demiştik ya.
Dam su çekerim, badarı ekerim. Kuyudan su çekerim, badarı ekerim. Sıkıştırma güzelim, eve geri giderim. Sıkıştırma güzelim, eve geri giderim. Kirazları topladım, türkü söyle hopladım. Kirazları topladım, türkü söyle hopladım. Yavuklum gelmeyince çadırında yokladım. Yavuklum gelmeyince çadırında yokladım. Tavukları yemledim, çayımı da demledim. Akşam oluyor dostum, unuttun mu gelmedin? Akşam oluyor dostum, unuttun mu gelmedin? Yoğurdu keseledim, tatarı ekeledim. Yoğurdu keseledim, tatarı ekeledim. Lezzetini alınca vallahi kekeledim. Alınca vallahi kekeledim. Lezzetini alınca vallahi kekeledim. Lezzetini alınca vallahi kekeledim. Lezzetini alınca. Kalsa da atımızın nalları yoldaysa da çağrımız, biz yürüyoruz dedik, çıktık yollara. Gece gündüz koşuyoruz, seyiriyoruz, zapırayoruz. Geldik şimdi kadim Türk yurdu, yörük yurdu, Denizli Kale, Narlı köyüne. Nereye geldik? Şifanın kaynağına geldik. Şifalı su var dediler. Aslı var mı yok mu? Neyin nesi? Kimin fasili diye soralım dedik. Seni tanıyalım. Ramazan Cimbaş Narlı Muhtar. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Suyumuz biz bildi bileli dedelerimizden bu tarafa akıyor. Suyumuzun böbrek taşı düşürdüğünü daha sonra öğrendik. Aslında böbrek taşı düşürmüyor. Böbrek taşını eritiyor. Hatta başında demir boruları, efendim biz eskiden toprak bardak kullanırdık, onları falan tahrip ediyor. Çevre köylerden, çevre illerden gören, duyan özellikle her zaman geliyor. Burada doldurup gidiyor. Söylüyorlar 10 günde, 15 günde düşürdüğüne. Ama biz Narlı köyü olarak böbrek taşı sıkıntısı yaşamadık. Allah'a şükür hiç yaşamıyoruz. Köyde çünkü böbrek taş hastası yok. Yok. Çünkü sürekli biz bu sudan kullanıyoruz. Suyumuz aynı zamanda kireç sıfır. Kireç olmadığı için sürekli gece gündüz içmiş suyumuzdu bu. İnsanlar bu suyu nasıl bulacak? Nereden gelip nerede geçecek? İnsanlar bu suya Denizli Kale ilçesi Narlı mahallesi yazdı mı navigasyondan burayı gösteriyor zaten. Gösterdiği zaman da yolda lafalarımız var burayı tanıtan. Su bol mu yoksa? Suyumuz yeterli. 3 tonluk depomuz var. Yaz aylarında depomuz dolmuyor. Ama kış aylarında dolu duruyor. Tabii yaz aylarında daha çok su tüketimi olduğu için dolmuyor. Ama yeterli suyumuz. Evet. Çevre illerden gelenler yeterli. Tabii burada büyük şehirimiz olsun, Kale Belediye'miz olsun, sağ olsun dekorasyonla yardımcı oldu. Buranın düzenlemesinde, yolun yapılmasında, dekorasyon, her ikisi de yardımcı oldu, Allah razı olsun. Onun için her gelen başına kadar arabasıyla gelir, ayağını çamur değdirmeden buradan suyunu doldurur, götürür. Allah'ın verdiği suyu, Allah'ın yarattığı insanın kıskanmayınız. Kıskanmıyoruz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Para da istemeyiz. Para da istemiyoruz. Daha yardımcı oluyoruz. Zaten biz Türk milleti olarak misafir her zaman misafirperverliğimiz malum yani. Onun için yol gösteririz. Yardımcı oluruz. Burada nöbet varsa, sırrı varsa öncelik misafirlerimizindir. Evet. Gece gündüz buradasınız. Gece gündüz biz buradayız. Sen tanıyalım. Ben Kemal Gür Kaplan. Yaş kaç? 67. Şimdi bunlarda en yaşlı sen varsın, bordanlardan. Evet. Dinine, imanına, obalı boynuna, çapak yürek yanına. Evet. Su şifalı mı değil mi? Evet, şifalı su. Bunu bak, dilgici kim ürettirdi?
Toprağa kabir atarken bile geçerli. Şimdi buna doktorlar bile tavsiye ediyor hastalarına oradan için. Evet. Böbrekteki kumlara, şeylere böyle eridip şey diyor. Böyle rahatsızlığı olanla Muğla'nın ilçelerinden bile gelip doldurup gidiyorlar buradan. Buradan. Memnun. Şimdi buraya alışan adam böyle taştan, kumdan şikayetçi olanla bu suyu kullandım mı bir daha şey yapmıyorlar, rahatsız olmuyorlar. Derdi veren Allah dermanı da verir. Derman doğadadır, şifa doğadadır. Doğanın sırrını keşfedebilenler doğadan daha çok faydalanırlar. O nedenle Denizli, Kale, Narlı mahallesinde eskiden köydü. Bir şifa kaynağı var, çeşme var. Böbrek taşını, böbrekteki kumları düşürdüğünü, daha doğrusu erittiğini söylüyorlar. Siz de yakınsanız gelin, şifa bulun. Öyle mi? Evet efendim. Çevre illerden isteyen herkes gelebilir. Yemek yedi, dokundu, şişkinlik yaptığı zaman bu sudan içti mi, soda içmiş gibi rahatlar. Rahatlar. Evet. Evet. Burada gençler de var. Var mı böbrek hastalığı sizlerde? Yok, hayır yok. Yok. Siz ne iş yapıyorsunuz? Çiftçiyiz. Çiftçiyiz, çobanız. Çobansın? Evet. Ulan sütü yoğurdu kaymağı yemişsin belli. Buna bak, yeğe kedi boynu maşallah. Sen? Ben de çiftçiyim. Ulan sen ne yapın? Bu yoğur sütü kaymağı fazla. Yenge sen sana bakmamış. He? Beş kazadır bilen seyrediyorum seni ben. O yörük şehirlerinde. Yeni seçektiğimi görmüşsündür. Aynen. Tabii ben de pehlivanlık olduğu için her seçiler. Normal arkadaşın şöyle ama. Hala abi sen de yoruksun ya. Sen bunda ense iyi, kalın. İyi beslenmiş. Evet. Şifaya, sağlıklı olmaya Denizli, Kale, Narlı'ya bekliyor köylü halkı. İnsanlar ne kadar mutlu olursa, ne kadar sağlıklı olursa muhtarımız, köylülerimiz de mutlu oluyor. Baklavasından, biberinden, pidesinden sonra şimdi zeytinden, zeytinyağından ve nardaki şifalı suyla tanınacak Denizli Kale. Pazarda bal var gelinim, pazarda bal var. Sende bir hal var gelinim, sende bir hal var. Ağana yal var gelinim, paşana yal var gelinim. Ah deyle de gelin gelmeye kıymatlı gelin. Gelinim güzelim gınan kutlu olsun. Hem orada hem burada dilin tatlı olsun. Gelinim güzelim gınan kutlu olsun. Hem orada hem burada dilin tatlı olsun. Üstü gelinim yar bana küstü. Güveyin uslu gelinim, güveyin uslu gelinim. Ah deyle de gelin gelmeye kıymatlı gelin. Gelinim güzelim gınan kutlu olsun. Hem orada hem burada dilin tatlı olsun. Gelinim güzelim gınan kutlu olsun. Hem orada hem burada. İsmim Orhan. Değnekler pide salonu olarak hizmet vermekteyiz Tavas'ta. Değnek, odun ince değnektir. Evet.
geçinin canı dayak istedi, çobanın değerine sürtülürmüş. Evet. Şimdi sen ne yaptın şimdi? Efendim, kuzu etinden tavas göveceğimiz. Evet. Nasıl yapıyorsun? Efendim, tavasın köylerimizden getirdiğimiz taze kuzuları kestirerek yapıyoruz. Kendi yağıyla yapıyoruz ve kendi suyuyla olan güvecimiz. Evet. Bu şekilde servis yapıyoruz efendim. Başka neyimiz var? Tavasa özgü. Efendim, tavasa özgü buna benzer pide çeşitlerimiz var. Aynı zamanda ballı cevizi dediğimiz hamuru ince, ekşi mayadan yapıyoruz efendim. İnce bir şekilde yapıyoruz. Bal, ceviz ve kaymaktan oluşan bir tatlı türümüz. Evet. Bizim burada genelde şimdi meşhur. Evet efendim. Evet, şimdi bahsettiğimiz tatlı çeşidimiz olan ballı cevizi yapıyoruz. Öncelik yapımını hamurunu oldukça ince açıyoruz. Baklava hamuru gibi. Ekşi mayadan yapıyoruz zaten içine hamurunu. Bal koydun? Yok, içerine öncelikle tayın koyuyorum ve bunu tekrardan tayınla yoğuruyorum. Baklava ne ballı diyeyim? Çıktıktan sonra onun servisini yapıyoruz efendim. Evet. Evet, o şekilde. Ve bunu kıvırdıktan sonra biraz bekletiyoruz. Bir dinlenme aşaması var. Evet. Bundan sonra tekrardan kabarıyor. Kabardıktan sonra da bu şekilde hiçbir şekilde merdane kullanmadan ve makine kullanmadan tamamıyla el lezzetimiz olan ürünlerimizi yapıyoruz efendim. Şu şekilde. Tavası özgü. Tavası özgü efendim. Bu lezzeti başka bir yerde bulamayacaklarını beyan ediyoruz buradan. Gerektiği şekilde. Adamı eli tahtaydı arkadaş. Şu şekilde. Hiçbir şekilde makine kullanmıyoruz pidelerimizde. Tamamıyla eski usul. Elimizden veriyoruz lezzeti. Tamamdır. Şu şekilde pişireceğiz. Tabanın evet. Yağı tabana akmaması için ve daha çıtır ve lezzetli düşmesi için yapıyoruz bunu bu şekilde. Evet. Şimdi efendim şu şekilde tayinimiz saf tayin, katkısız. Evet. Şu şekilde aldık. Efendim bunu bu şekilde sürüyoruz. Hiçbir katkı yok efendim. Saf evet. Tayından yapıyoruz. Tayinimizi içeriye veriyoruz. Tayinimiz efendim, fırınımız odunludur. Hiçbir şekilde gazlı olmamakla birlikte tamamıyla saf. Bunu tamamıyla kendi odun ateşinde pişiriyoruz. Ne kadar bekliyor içeride? Tahmini olarak bu 5 dakika gibi çıkıyor efendim. Bekliyor. Evet. Bir de bekleyelim. Tabii ki. Şimdi çıkarıyoruz. Evet efendim. Şu anda ballı cevizimiz şu şekilde hazır olacak. Şu şekilde tamamıyla bunun balını ve cevizini koyuyoruz. Şöyle efendim. Tayinimiz bu şekilde. Tavasımızın ovalarında yetişen yine saf cevizimizden, eski cevizlerden kullanıyoruz efendim. Şu şekilde yapıyoruz bunu. Bu şekilde cevizimizi koyduktan sonra artık şimdi keseceğiz. Şu şekilde kesim işlemimiz bittikten sonra artık yine köylerden getirmiş olduğumuz saf doğal balla ballıyoruz efendim. Evet, ballı. Evet efendim. Bal, ceviz bu şekilde koyduktan sonra biraz kaymakla bunu süsleme yapacağız. Burçak yoldum sıcakta, taşı beni kucakta. Burçak yoldum sıcakta, taşı beni kucakta. Çok susadım bile. Ve efendim olmazsa olmazımız tabii ki kaymak. Bu ne kaymak? Bu efendim has
danadan bunu da getir diyoruz bu şekilde. Şu şekilde. Nem çay demle ocakta. Çok susadım bir de nem çay demle ocakta. Soğuk sular içelim, kendimizden geçelim. Soğuk karpuz keselim. Sizin yarım kilo tahin, yarım kilo bal, yarım kilo kaymak. Evet. Her şey değerli müşterilerimiz için efendim, değerli misafirlerimiz için. Genelde kişiye özel yapmıyoruz bunu. Herkes, her gelene aynı şekilde efendim. Bol kepçe kullanıyoruz. Evet. Şöyle efendim, Antep'ten de getirmiş olduğumuz Antep fıstığını da bu şekilde üzerine servis yapıyoruz efendim. Şu şekilde, bol kepçe şöyle. Kişiye özel yapmıyoruz efendim. Şey bunu yiyen adam düz duvara dırmalır mı? Evet, mesafeleri kısaltıyoruz Muğla yoluna giderken. Evet, amacımız o. Gelen misafirlerimizin buradan mutlu bir şekilde ayrılması bizim birinci önceliğimiz. Biz tadına bakalım da doğru mu değil, ona göre karar verelim. Evet, o görünüşü efendim. Güzel. Kendimizden geçelim, soğuk sular içelim, kendimizden geçelim, soğuk karpuz keselim, kendimizden geçelim. Beçimiz geldi. Şimdi ne gelsin? Evet. Şöyle masa donatılsın. Evet. Şimdi dadına bakalım. Dattığımız yeri darı yekeriz de. Bu nasıl yeniyor? Usulü nedir? Efendim. Bu... Ya sen kendin taşıyorsun çanağı bunu. Evet, bu efendim kendisi bu şekilde kaynaya taşıyoruz. Bu tabaklarını özel getiriyoruz bunu. Evet. Toprak yapımı. O şekilde efendim. Tam ekmek manmalık. Buzu bu dağlarda yayılmış. Evet. Toros dağlarında değerli seyirciler. Neyi su? Bir de ballı pideye bakalım. Bu yemekleri yediğiniz zaman bir daha yerim diye gün sayarsınız.